بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى إلا الذين صبروا
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Efendim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarız. Varlığımızı yokluğumuza tercih eden, bizi İslam nuruyla şereflendiren, Kur'an-ı Kerim'i ve Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bize rehber kılan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bugün iki kıymetli konuğumuz var. Güzel bir konu için buradayız. Paşa Camii Müezzin Kayyumu Mehmet Kılınç hocam. Hocam hoş sefa getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Ne kadar güzel okudunuz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Efendim bir diğer konuğumuz bizim kıymetli bir büyüğümüz, hocamız. Çok uzunca bir süre memleketin çeşitli yerlerinde müftülük vazifesi yapmış, memlekete hizmet etmiş ağabeyimiz, hocamız Mehmet Akarslan hocamız. Hocam hoş geldiniz. Gördük. Safa getirdiniz. Sağ olun. Tekrar sizinle birlikte olmak ne güzel hocam. Özlemiştik. Sağ olun. Ben de mutlu oldum. Eyvallah. Allah razı olsun. Kırmadınız bizi. Ben de teşekkür ederim. Eyvallah hocam. Hocam bugün ahiret bilincini konuşacağız. Aklıma hemen İmam-ı Azam Hazretlerinin kabir taşı diye rivayet edilir. Gidip görmedik ama böyle bir rivayet vardır. Şöyle yazılıymış hocam. Ya vakıfen bi kabri mutefekkiran bi hali. Kuntu mislek emsi setekunu gaden misli. Ey kabrimin başına gelip halimi düşünen kişi. Dün ben senin gibiydim. Binlerce talebem vardı, kürsüm vardı, insanlar etrafımda dolaşırdı, evim vardı, çoluğum çocuğum vardı. Bugün hepsi gitti. Yarın sen de benim gibi olacaksın diyor. Cenab-ı Hak ibret alabilmeyi nasip eylesin. Amin. Hocam ahiret diye bir kavram var müminin hayatında. Kur'an-ı Kerim'de zikredilir. Efendimiz dikkat çeker. Hocam nedir ahiret? Biz ahiret deyince ne anlamalıyız? Korkmalı mıyız? Yahut ahiret hazırlık yapılması gereken bir şey midir? Hani ahiret azığı diye bir kavram var. Evet. Nedir hocam bu? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. Çok teşekkür ederim hocam. Bizi burada ağırlayan Kanal 3 ailesine ve bize bu fırsatı, imkanı sağlayan İl Müftülüğümüze çok teşekkür ederim. Zatınıza teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Bahsettiğiniz kitabı okumak bize 87 ve 89 Karayolu Haç vesilesiyle nasip oldu. İnşallah. Eyvallah. Allah yol vesile nasip eder. Siz de oraları o gümüş hatla yazılı, gümüş harflerle yazılı o sandukuyu ziyaret etme bahtiyarına kavuşursunuz. İnşallah hocam. Bugün bahsedeceğimiz konu Müslüman olarak, mümin olarak bilmemiz gereken, yaşamamız gereken, hazırlanmamız gereken imanımızın olmazsa olmazlarından bir esas olan, malum imanın esasları, şartları altı, bunlardan birisi de ahirete iman. Tabii bizdeki ahiret inancı bazı dinlerden ve bazı anlayışlardan farklıdır. Bizdeki ahiret inancı öldükten sonra dirileceğimiz ahiret inancıdır. Yahudilikte veya Hristiyanlıkta veya eski o mistik inançlarda malumlarınız olduğu üzere ölüm bir onlar için yok oluştur. Yani herkes ölümü görür ama öldükten sonra da yok olunacağını bilirler. Bizde öyle değil. Ölümle yeni bir hayat başlıyor. Ölüm tabiri caizse bizim için bir kapı. Dünya hayatını bırakıyoruz. Ölüm
kapı ve ahiret tarafını açılıyoruz. Yeni dünyaya açılıyoruz. Ahirete iman ve ahiret inancı ve ahiret günü de nedir? İşte son gün ahiret kelime manası itibariyle. Ahir gün, son gün. Yevmel ba's, dirilecek gün. Değil mi? Veyahut da yevmi sa'k, hazırlanılacak gün. Yevmil mahşer, toplanılacak gün gibi gerek hadis-i şeriflerde gerekse ayet-i kerimelerde değişik değişik bunların isimleri vardır. Ama ihtiva edilen mana nedir? Bizim inancımız, imanımız gerek o ementü esaslarında ementü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi vel yevmil ahir ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del mevt hakkun. Bak. Gerçekten. Buraya kadar sayıyoruz. Ne diyoruz? Hakkun. Hepsi haktır. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmak, Allah'ın melaik-i kiram meleklerine inanmak, Allah'ın peygamberlerine inanmak, Allah'ın gönderdiği kitaplarına inanmak, evet. Ahiret gününe inanmak, öldükten sonra dirilmeye inanmak. Ve kaza ve kaderin, hayır ve şerrin Allah'ın yaratmasıyla olduğuna inanmak. Bunlar nedir? Haktır. Hakikat bundan sonra, gerçektir, evet. Bundan sonra eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ne yapıyoruz? İman ve ikrarımızı şehadetlendiriyoruz. Yani bizim Allahü Teala'ya alem-i ervahta vermiş olduğumuz sözü ne yapıyoruz? Biz bedenimizle, cismimizle, ruhumuzla dünyada da tekrar ikrar etmiş oluyoruz. İşte burada yani iman bizim itikadımıza göre nedir? Bir bütündür, küldür. Evet. La yetecez, asla bölünmez, parçalanmaz. Ve ahiret nedir? Gaybla ilgili. Şimdi gidip gelen var mı? Yok. Evet. Buraya gelirken Afyon Mezarlığı'nın yanından geçtik. Evet. Değil mi? Allah hepsine rahmet eylesin. Amin. Kabirleri cennet mekanı olsun. Gelip haber veren var mı? Yok. Kus bin Said'in bir şeysi vardı, hitabesi vardı. Gidenler yerlerinde çok mu mutlular, mesutlar, bahtiyarlar ki hiç gelen yok, dönen yok diyordu. Evet. Mesela bizde de bir sessiz gemi diye şey vardır, şiir vardır değil evet, mi? Evet, evet. Yahya Kemal merhumun. Gelen var mı? Yok. Yani dolayısıyla bu haktır. Gayba da biz ne yapıyoruz? İnanıyoruz. Daha Bakara suresinin ilk ayetlerinde. Vellezine yu'minu bil gaybi. Müminlerin özelliklerinden birisi gaybe, görmedikleri şeyi Allah haber vermiş, Resulullah haber vermiş, tebliğ etmiş. Biz ona inanırız. Evet. Ha şimdi dolayısıyla bu bize haber verilen gayb alemine inanmak. Bunun hikmeti nedir? Biz orada bir hesaba çekileceğiz. Yani dünyada biz sorgusuz, sualsiz, sorumsuz değiliz. Bizi bir yaratan var. Halik-i Zülcelal, evet. Rabbimiz. Ha bu dünyayı bize niye vermiş? Ölümü veya dünya hayatını. Şimdi Mülk Suresi'nin 2. ayeti gayet güzel bize ne yapıyor? İzah ediyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hem dünyada da hem ahirette de yaptığımız şeylerin hangisinin daha güzel olduğunu bize göstermek için, Allah bilmediği için değil. Evet. Bilmediği için değil. Biliyor. Ha bize göstermek. Ve bize ne yapacak? Kendi bedenlerimizden, vücutlarımızdan söylediğimize dillerimiz şahit edecek. Gördüklerimize gözlerimiz şahit edecek. İşittiklerimize kulaklarımız şahit edecek. Yaptıklarımızla ellerimiz şahit edecek. Evet. Gittiğimiz yerlere ayaklarımız şahit edecek. Zaman bize şahit edecek. Üzerinde yaşadığımız toprak bize dünya şahitlik edecek. Değil mi? Bunu işte ne yapıyor? Size hanginiz daha güzel yaşadı, daha güzel amel işledi onu gösterelim. Sizi deneyelim, sınayalım diyerek o Allah ölümü ve hayatı yarattı. Evet. Biz nerede yaratıldık? Değil mi? Soruyu sık sormamız, unutmamamız lazım. Cenab-ı Allah bizi cennette Firdevs'te cennet-i âlâ da yarattı. Hazreti Adem Aleyhisselam atamız, Hazreti Havva annemiz orada yaratıldık biz. Dünyada gurbetteyiz aslında. Biz şimdi burada ne yapıyoruz? Bir yolculuk. Hazırlık yapıyoruz. Nereye? Ebedi yolumuza, ebedi vatanımıza, yurdumuza. Yani dolayısıyla biz burada geçeceğiz. Şimdi
Hazreti Ömer radıyallahu anh, güzel bir şeye temas ettiniz. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı bir hürri saadetine, hani saadetine ziyarete gelir. İstizan izin ister. Girer, Peygamberimiz şöyle toparlanır. Tabi hurma lifinden örülmüş bir hasır üzerinde yattığı için kolunda, yan başında, şakaklarında o hurmanın, kuru şeylerin izleri var. Üzülür. Ya Resulallah, size şöyle deve yününden soft, kaba bir şey yapsak, şilte onun üzerinde istirahat buyursanız. İşte filanların sarayları şöyle, oturdukları yer böyle filan. Gülerek diyor ki Hazreti Ömer'e radıyallahu anh, Hazreti Ömer malum bir de kayınbabası bir taraftan evet. Da o şerefe de nail olmuş. Ya Ömer, dünya onların, ahiret bizim olsun istemez misin? İşte ahiret, biz burada hazırlık. Yani dolayısıyla ahirete bizdeki çağrıştıracı veya bizim kafalarımızda, zihnimizde devamlı olması gereken, biz burada oraya hazırlık yapıyoruz. Bunu sürekli hocam güncel tutmak gerekir. Tabii. Yani değil mi? Çünkü bizim bugün şikayet ettiğimiz halkımızla alakalı, kardeşlerimiz, din kardeşlerimizle alakalı şikayet ettiğimiz meselelerin temelinde belki şu var. Amaçsızlık. Yani nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Bir hocam derdi ki mümin neyi, niçin yaptığını bilen adamdır. Yani her yaptığının arkasında bir hikmet vardır. Evet. Çünkü ona yol gösteren bir rehber vardır. Bu rehber kıyamet sabahına kadar günceldir. Güncelliğini yitirmez. Ve mümin attığı her adımı bilir. Projelerinde, planlarında hep bir hikmet vardır. Bir amaç vardır, bir gaye vardır. Biz bu dünyaya boşuna gönderilmedik tabii. Hocam. Bir gayemiz var değil mi? Yaratılış gayemiz var. Ne hocam bizim yaratılış gayemiz? Şimdi Cenab-ı Allah kulunu asla boş bırakmamış. Yani hani Hazreti Adem Aleyhisselam'ı Hazreti Havva annemizi yeryüzüne indirmiş ama siz Arapçayı bizden daha fazla iyi misiniz? İtfa, hani defolun gidin dememiş haşa. Evet. Ne diyor? Liyeblüveküm. Deneyeceğim, sınayacağım. Şimdi bizim de yaratılış amacımız, ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bildirdiğine göre Estaizu billah, Bismillah. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsi cinni. Şimdi bizim Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın bir vasfı nedir? Resul sakalen. Evet. Hem cinlerin görünmeyen alemin hem de insanların peygamberi olarak. Dolayısıyla ben cinleri ve insanları diyor, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Şimdi oradaki liyabudun kelimesini İbn Abbas'tan radıyallahu anh'tan gelen tefsire göre liyarifun olarak anlarsak daha güzel olur. Liyabudun sadece ibadet etsinler. Yani beş vakit namazın dışında hayat yok mu bize caminin dışında? Evet. Aslında daha caminin dışında hayat başlıyor. Değil mi? Dolayısıyla burada liyarifun, beni bilsinler diye, beni tanısınlar ve bana kul olsunlar diye yarattım. Şimdi bizim bilgimizle iblisin, şeytanın aleyhillahinin bilgisi arasında çok fark vardır. O bilgisinin kibrine kapıldı. Bizi beğenmedi. Evet. Değil mi? Allah Teala küçük gördü, kibirlendi. Hadi benim yarattığım kuluma dedi, Melaki-i Kiram'la Bakara suresinin daha ilk sayfalarında secde ettik, tahiyyede bulunuyor. Yani secde, alın karşısına geçip de tapınmak değil, yani reverans. Evet. Selamlayın, saygı duyun. Evet. Bu benim kulum. Halaktu biyedey ve nefaktu fihi diyor Cenab-ı Allah. Ben bunu diyor bizzat elimle yaptım, yarattım. Ve buna diyor kendimden nevha, ruh verdim. Ve sevveyt diyor, onu da tesviye ettim diyor. Hani siması güzeldir. Hı hı. O kabul, bütün melaike, fesecedel melaiket, küllü mecmu, illa iblis. Hepsi secde etti. Hepsi secde etti, iblis ağacı. Sordu ona, ben ondan üstünüm dedi. Sen onu topraktan, beni ateşten yarattın. Ya o bilmiyor mu? Biliyor. İşte o bilginin, bilmesinin niye oldu? Kibrine kapıldı. Ya biz bilmemizin neticesinde ne yapmalıyız? Allah'ı tanımayız. Ne diyoruz büyükler sözlerinde? Men arefe nefse, fakat arefe rabbe.
insan kendini tanırsa Allah'ı da tanır. Şimdi biz burada sorduğumuz soru, niye yaratıldık? Niye varız dünyada? Liyeblüveküm ahsenu amele. İmtihan ediliyoruz. Niçin? Hangimiz daha güzel amel işleyeceğiz? Hangimiz daha ne yapacağız? İhtiyacım var Cenab-ı Allah'ın bizim yaptığımız iyiliklere, güzelliklere, amele, verdiğimiz zekata, tuttuğumuz oruca, aç susuz kalmaya veya ne bileyim iki günden bir ay sonra kurban keseceğiz, ete aşağı. İhtiyacım evet. var. Değil. Onları o bize verdi. Et dünya ve mâ fîhâ linnâs. Dünya içinde ne varsa insan için. İnsan niçin? Ve mâ halaktu cinne vel insâ illâ liyâbudun. Allah'ı tanımak için, kul olmak için. Kulluk da sadece ibadet olarak bizim İslam beş esası diye belirtilen hadis-i şerifteki o ibadet manzumesinden değil. Çok hapsettik oraya. Sokağa çıkınca da kızdılar bize. Müslüman camide dursun, namazla abdestle uğraşsın, ne işiniz var diye. Tamam mı? Evet. Halbuki İslam hayatın kendisi, yaşamı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir günüyle otururdu. Üstüvani vüfud, elçiler direklerinin dibinde gelen elçileri kabul ederdi. Çıkar, fakir, yoksul, muhtaç kim varsa onlara ihtiyaçlarını verirdi. Yani şimdi oturur, hitabede bulunurdu. Müslümanlara inen ayetleri anlatırdı, tebliğ ederdi, öğretirdi. İşte orada ne var? Ashab-ı Suffe, ilk yatılı mektep, Leyl-i Meccani, ücretsiz, bedelsiz ilk yatılı mektep. Hanımlara ilk gün hanımlar ricada bulundular, hanımlara gün tavsiye etti. Hanımlar Mescid-i Nebevi'de toplandılar, hanımlara gün tavsiye etti. Onlara konuşma yaptı, onlara İslam anlattı, onlardan biat aldı. Yani dolayısıyla biz sadece ibadetle değil, ibadetin dışında, günün 24 saatinde, hani bir terim vardır, 7-24, haftanın evet, evet. 7 günü ve 24 saatinde Allah'ı bilerek, Allah'ı görerek, bir gün ahiret bizim de kapımıza çalacak, biz de bir gün o kabir denilen kapıdan girip, Allah'a, onun huzuruna, onun bizi toplayacağı mahşere varacağız. Ama nasıl varmamız gerekir diyerek o bilinçle yaşamamız lazım Sayın Hocam. Eyvallah. Hocam çok güzel bir yere geldi konu. Aklımda çok güzel bir soru var ama kısa bir ara vermemiz gerekiyor müsaadenizle. Tabii. Kısa bir aradan sonra inşallah devam edeceğiz kıymetli izleyicilerimiz. Makamımız kuş misali bir gün olur uçabilir. Makamımız kuş misali bir gün olur uçabilir. İnsanoğlu yok misali bir gün olur ölebilir. İnsanoğlu yok misali bir gün olur ölebilir. Dağlar, taşlar, kül misali bir gün olur toza bilir. Dağlar, taşlar, kül misali bir gün olur toza bilir. İnsanoğlu gül misali bir gün olur solabilir.
İnsanoğlu gül misali bir gün olur solabilir. Eyvallah hocam. Konuyla da alakalı oldu, güzel oldu. Eyvallah, ağzınıza sağlık. Hocam, şöyle devam edelim istiyorum. En son işte ahiret bilincinden konuşuyorduk ve dedik ki ahiret bilincini, ahiret inancını gündemde tutmak gerekir. Sürekli hatırlamak gerekir. Yani şöyle bizi dünyaya çeken, Allah'tan uzaklaştıran çok fazla etken var. Evet. Unutturan, öleceğimiz gerçeğini unutturan. Halbuki hocam şehirlerin göbeklerinde koca koca mezarlarımız evet. var. Her gün önünden geçer gideriz. Lakin çoğu zaman hiç görmeyiz bile. Halbuki insan sürekli gündeminde tutmalı. Değil mi? Evet. Ölümü, ahiret, evet. Allah'ın huzuruna çıkılacak bir mizan var. Neler dersiniz hocam bu konuda? Biraz daha şöyle güncel tutmakla alakalı. Şimdi sayın hocam, cennette müjdelenmiş bir sahabi, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Az önce de bahsettik. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da kayınbabalık şerefine de nail evet. olmuş. Şöyle diyor. Hasibu gablen tuhasibu. Mutu gablen temutu. Şiir gibi bir beyit. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Ölmeden önce de günah işleme şevkinizi, azminizi, nefsinizi öldürün. Yani kendinizi öldürün, mutu gablen temutu. Kendinizi öldürün, intihar edin değil. Evet. Yani nefs, size günah işletme sevdanızı öldürün, azminizi öldürün. Şimdi cennetle müjdelenmiş bir sahabi her gün ne yapıyor? Kendisine soruyor akşam yatsı namazını kılıp istirahatı çekildiğinde, bugün Allah için ne yaptın ey Ömer? Evet. Biz hiç soruyor muyuz? Heybede ne var? Ne hazırladın? Soruyor muyuz değil mi? İşte ahiret bilinci veya ahirete hazırlık, onu canlı tutmak, onu diri tutmak. Şimdi düşüne düşüne temkinli temkinli yürüyor halifeyken, halifetül müminin, emirül müminin. Bu genç sahabilerden Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah İbni Abbas bakıyor. Şimdi terniyle temkinli temkinli o iri kıyım Hazreti Ömer sakin sakin ama düşüne düşüne adım atıyor. Ya emiral müminin diyor, rahatsız mısınız? Sakin sakin böyle değil genç diyor. Toprağa basınca diyor kabre girdiğimi düşünüyorum. Ayağımı kaldırıp adım atarken de diyor dünyaya yeniden geldiğimi düşünüyorum. Allah Allah. Şimdi bunu söyleyen Allah razı olsun halife olmuş. Yani Peygamberimiz vefat etmiş. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh halife olmuş. Ondan sonra Hazreti Ömer halife olmuş. Daha sağlığında Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları cennetle müjdelemiş. Benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu diyor. Diyor efendim. Şimdi böyle bir zat ayağım yürürken adım attığımda toprağa bastığımda kabre girdiğimi düşünüyorum. Adım atarken de diyor diğer adım atarken de dünyaya döndüğümü düşünüyorum. Şimdi ifrat mı değil yani aşırı mı değil olmamız gereken şey bu. Şimdi biz Allah'a hamdolsun, Allah yokluğunu göstermesin. Zaten Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da müjdeliyor. Ümmetim diyor, kıtlık ve yokluk belası görmeyecek, onunla imtihan olmayacak diyor. Biz çok doygun bir milletiz. Ve kanaatımız yok. Bizde eksik olan kanaat yok ve şükür yok. Yani dolayısıyla bu sahip olduğumuz dünya ve dünya nimetleri, meta, halbuki Cenab-ı Allah ne diyor? Zelke metel hayatid dünya. Onlar dünyanın boş işleri. Değil mi? Eğlencedir, gelip geçicidir diyor. Lehvün ve la'ibun. Evet hocam. Onlar bir oyundur, oyundur, oyuncaktır veya işte vakit geçirme. Hani çocuğun oynadığı arabası, oyuncağı gibi. Ha biz bunlara değer veriyoruz. Ha tamam dünyasız ahiret de olmaz. Et dünya mezraatul ahire. Ahiretin tarlası, çift burada ekeceğiz ki ahirette de hasat. Burası hazırlanma yeri, çalışma yeri, ahirette hasat yeri, mükafat, ceza yeri. Hocam
sanki biz bu dengeyi şaşırıyoruz. Çünkü evet, herkes şunun farkında. Evet, bir gün öleceğiz. Allah'ın huzuruna da çıkacağız. Burada problem yok. Ama biz bu dengeyi şaşırıyoruz sanki hocam. Yani dünyaya ne kadar olmalı, ahirete i̇şte, ne kadar olmalı? Burada ahiret bilincinin bize katacağı şey odur. Yani yaşam ve hayat tarzı. Ne diyor Peygamberimiz? Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış. Hemen ölecekmiş gibi de ahiret için çalış. Evet. Yani dünya ve ahiret için belki yoktur. Hani bizim çok günlük hayatta kullandığımız belki. Yani olur veya olmaz. Böyle bir ikilem yoktur. Olacak. Dünya için de olacak. Ahiret için de olacak. Yani bir köşeye çekilip bir hırka, bir lokma tabiri caizse münzevi bir hayat sürmek öyle bir şey yok. Müslümanın veya İslam'ın ruhunda öyle bir şey yok. Hatta Efendimiz faalü lima yürüt diyor Cenab-ı Hak. Çok çalışıyor. Tabii ki. Hocam Efendimiz acizlikten, fakirlikten, tembellikten Allah'a sığınmış, çalışıyor. Dua ediyor. Yani dolayısıyla dünya ve içerisindeki nimetler bize yaratıldığına göre dünya ve ma fiha linnas. Evet. Biz bunları değerlendirerek, kıymetlendirerek, bunların şükrünü eda ederek sümme letüselünne yevme izin annayım diyor. Şimdi sahabeler kıt kanat Mekke'den gelmişler. Medine'dekinin ensari güzinin mevcudunun ne varsa elinde avucunda bölüşmüşler, kardeş olmuşlar falan. Sahabe soruyor, ya Resulullah yediğimiz diyor bir hurma, içtiğimiz bir bardak su, bunun da bir nimetini soracak Cenab-ı Allah. Sümme letüselünne yevme izin annayım ayeti inince bunu soruyor. Evet, ondan da sorulacaksınız diyor. Şimdi Tebük seferine giderken adamın torbasında buğdayı kavurmuş, havanda dövmüş, gavut denir ona işte, onu doldurmuş. Onu acıkınca bir avuç ağzını alıyor, ardından bir yudum su içiyor. Adamın o günkü imkanı o, yok. Ama bugün sofraya koyacak yer bulamıyoruz. Yani sofraya konacak şeye, sofrada veya masada yer bulamıyoruz. E şimdi bunun bir şükrü olacak. Şimdi ne diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam? İnsan diyor bulunduğu yerde şu beş şeyin hesabını vermeden bir kadem veya bir karış ayrılamaz. Değil mi? Nedir onlar? Birincisi ömrünü nerede tükettin? Yani zamanını nerede tükettin? Ömür, zaman. Evet. İkincisi malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Üç. Dördüncüsü ne oluyor? Bildiğine ne amel ettin? Beşincisi ne oluyor? Bedenini nerede erkittin? Bunun bir başka rivayet şeklinde gençliğini nerede tükettin de vardır. Gençlik olsun, beden olsun, nerede erkittin? Şimdi biz malı nereden kazandık? Bunun hesabını verecek. Ya para benim, mal benim, kimle karışır? Doğru, ben karışamam ama mutlak hakim var, karışacak. Mülkün asıl sahibi var. Biz burada emanetçiyiz. Ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin. Elbise oğlum. Bize bir şey yok. Eskiler hocam yeni bir şey aldığında sorarlarmış işte komşulara. Ya hayırlı olsun ev aldınız, araba aldınız falan. Sizin mi filan? Emanetçisiniz emanet derlermiş. Ne kadar güzel yani. Emanetçisiniz. Kaç çocuğun var diyor. Rabbim nasip ederse 3 tane emaneti var diyor. Evet. Şimdi kasala kasala söylüyor. 3 oğlum var. Evet, tamam ya. Şimdi dolayısıyla biz yani sahip olduğumuz her şeye de emanetçiyiz. Onlardan hesap veriyoruz. Sümme letüs elünne yevme izin aninnayim. Sorulacak. Ne yaptın? Nereden kazandın? Nereye harcadın? Ya nereye harcarsam harcarım. Kimse bana karışamaz. Ben kazandım, ben harcıyorum. Ama değil. Nereden kazandık? Dünyanın içindekiler, dışındakiler, semalar, içindekiler Allah'ın olduğuna göre değil mi? Sahibi Allah. Biz emanetçiyiz. Bize tasarruf yetkisi vermiş. Demiş ki şu tarihte doğdun, şu tarihte mükellef oldun, şu tarihte öleceksin. Bu tarihe kadar bunlardan istifade et, kullan. Evet. Ne kadar? Dilediğin kadar. Çalış, çabala, zengin ol, çalış. Miskinlik yok, tembellik yok. Çalış. Yeter ki. Yani yaşın falan yoktur. Adama derler işte ya yaş, hala çalışıyor. Çalışacak. Niye ölüme? 2 günlük ömre, 3 günlük nafaka şart demiş eski atalarımız bizim. Yani dolayısıyla biz burada hesap vermenin bilinciyle yaşamalıyız.
mesela Zilzal suresi, çoğumuz namazlarda devamlı okuruz onun son iki ayeti. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Minnacık bir hardal tanesi, yani insanın zor göreceği bir toz parçası, evet, zerre. Bu kadarcık bir iyilik yapsa onu görecek. Bu kadarcık bir kötülük yapsa yine onu görecek. Cenab-ı Allah önüne yine Lokman suresinde ve'ti bihallah, bir iyilik yapsın, yerin derinliklerinde, kayaların diplerine diyor, gizlesin ayette veya göklerin içine saklasın, ve'ti bihallah, Allah getirir önüne koyar. İşte Âl-i İmrân suresinde daha sayfa başında estağfirullah, yevme tecidü küllü nefsin mâ amilet min hayrin muhtaran ve mâ amilet min su, mahşere toplanmışız. O gün insanlar diyor, hani işte saklanacak bir perde, engel, dağ, engebe yok. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam düz kepek undan yapılmış ekmek gibi diyor mahşer. Hiçbir yer, böyle çukur, çakır, saklanacak bir kaya maya yok. İnsan orada temenni eder diyor. Kötülükleriyle iyilik, kendinin arasında mesafeler olsun. Veya tibihallah, Allah getir o saklandığı şeyleri veya görmek istemekten önüne koyar. Şimdi böyle bir gün var önümüzde. Yani böyle bir gün, ahiret dediğimiz, son dediğimiz, kim bu? İşte efendim, hani burada deriz ya, ya günah ise benim boynum olsun. Yok, orada herkesin kendi boynuna. Yevme yefirul mer'ü min ahih ve ümmihi ve ebih ve sahibeti ve beni, değil mi? Yazıyor orada. Herkes kaçar. Anası, babası, evladından, evladı, annesinden, babasından. Niye kaçıyor? Hocam, ayette ne sılıyordu? O gün dilleri susacak, elleri konuşacak. Elleri işte, el yeme, Yasin suresinde, evet, el yeme naktimu ala efvahim ve tükellimuna eydihim ve teşhedü erculuhum bimâ kânü yeksibun. İtiraz edecekler. Defteri görünce, ikra kitabek, kefâ bi nefskel yevme aleyke hasib, al bakalım. Dün hesap görüyorduk, bu kitabın sana yeter, bir bak bakalım kulum dediğinde Cenab-ı Allah itiraz edecek. Ben bunları söylemedim, ben bunları yapmadım, ben bunları işlemedim, ben bu yemedim çaldığı çıktı, evet, haramı, ben o yere gitmedim. Ne diyor? اَلْيَوْمَ نَحْتِمُ عَلَى اَفَهِمْ Ağızlarını mühürleriz, sustururuz onları. Ondan sonra وَتِكَلِّمُنَا اَيْدِهِمْ Ellerini, ağzalarını, organlarını konuştururuz. Ve teşhedü erculuhum, ayaklarını şahit yaparız. Bime kânü yeksibun. Kesbil malumuz nedir? İnsanın iradesiyle bizzat çalışıp yaptığı, kazandığı şey kesb. Evet. İyiydi de kötü de. İyi de. Kendi isteğiyle yaptığı, evet, şeyleri. İyi yaptı, kötü yaptı. Ne yaptıysa onlara diyor, bunları şahit, ayaklarını şahit, dillerin, ellerinde konuşur. Yani ağızları. Derlerimiz konuşacak, gözlerimiz konuşacak, kulaklarımız konuşacak. Kendi üzerimizden şahitler, tanıklar. Bir de daha ne var üzerimizde? Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun innel ebrara lefî naîm ve innel füccara lefî. Onların üzerinde diyor iki muhafız melek var, yazıcı melekler. Değil mi? Evet, kaydederler. Kaydediyorlar. İyi de, kötü de. Onların yazmaları neticesi, iyiler ve iyilikleri çok olanlar cennetin nimetlerle bezenmiş, süslenmiş odalarındalar. Kötüler ve kötülükleri çok olanlar da cehennemin odalarındalar. Allah korusun, Allah muhafaza eylesin. Şimdi Cenab-ı Allah onun için bizi ilk bölümde de arz ettik. Cennet-i Ala da yarattı bizim genimizi, soyumuzu, sulbümüzü. Bize de bir ne yapıyor? Yol gösteriyor. Hedefimiz, gidişimiz nedir? Cennettir. Biz burada hazırlık yapıyoruz. Oraya kavuşmaya. Şimdi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam nedir? Refi-i alaya. Yani ben en yüce dosta gidiyorum. Şimdi biz de hani Allah ayet böyle hasbunallah ve ni'mel vekil. Bizim vekilimizdir Allah. O bize kafildi, o bize vekildi, o bize yeter. Evet. Biz de ona gideceğiz işte. Ama neyle gideceğiz? Önemli olan o. Dostumuza ne götüreceğiz? Şimdi bir yerden yolculuğa gideriz. Misafirle gelirken eve eşe dosta hediye getiririz, değil mi? Çam sakızı, çoban armağanı, azımızı çoğumuza al, sağ şunu al falan. Şimdi biz neyle gideceğiz Allah'ın huzuruna? Evet. Bunu düşünmemiz lazım. Her şeyi vermiş. Dünyayı vermiş, dünyanın içerisinde sağlık nimeti vermiş, mal nimeti, evlat nimeti, her şeyi vermiş.
Ve alemu enneme evvelikum evladim fitne diyor. Evlatınız, mallarınız sizin imtihanınızdır. Vallahu indahu ecrun azim. Onlara aldanma, onlara takılıp kalmayın diyor. Mükafatın büyüğü benim yanımda diyor. Değil mi? Evet. E şimdi işte verdiği nimetleri, imkanları kullanarak biz refi alamıza, sahibimize, hani Bakara Suresi'nin sonu ente Mevlana, sahibimizsin diyor. Sen bizim sahibimizsin. İşte sahibimize bir şöyle bohçamızı açtığımız vakit şeyde Bakara Suresi'ndeki o haçla ilgili ayet zehdü takva, takva azığı hazırlayın diyor. İşte o heybe, yani takva heybesi, onu da güzel doldurun diyor, değil mi Cenab-ı Allah? İşte o takva heybesini güzel doldurmanız. Biz kefenle gidiyoruz, tamam da. Kefenle, kefenin yanında ne götürüyoruz? Kabir bizim amellerimize göre yaravzı, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiyle yaravzatü min riyazil cennet olacak ve onun itabıyla, ikazıyla hufretü min hufarin niran olacak. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe olacak veyahut da Allah korusun cennet cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Ama hepsi biz dışarıdan gördüğümüz bir işte kabir, toprak parçası. 2 metrekare evet, yer. Bir yer. Evet. Ama onun içerisindeki hayat bu işte. Ya ravzatun min riyazil cennet veyahut da hufretin min hufarin niran veya nar. Niye göre? Bu amelimize göre. İşte oraya götürdüğümüz, yaptığımız hazırlığa göre. Hı hı. Burada hazırlığı işte güzel yapmamız. Onların karşılaşacağını, karşılanacağımızı ona göre yapacağım. Ne diyor Peygamberimiz? Tavsiye diyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Birinci basamak bu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle diriltilirsiniz. Ve o hal üzere de diyor mahşere toplanırsınız. Mizan gününe, evet. Yani biz burada ne yaptık? Nasıl? İşte dua ediyoruz değil mi? Ya Rabbi bize ahir nefesimizde işte kelime-i tevhid, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, kelime-i şehadet, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek hüsnü hatimeyle, imanla, Kur'an'la çene kapamayı, son nefesi vermeyi nasip et diye dua ediyoruz. Çok güzel bir dua. Allah her ümmet Muhammed kuluna nasip etsin. Ama bunun için ne yaptık? Bunu söyleyebilmek için ne yaptık? Hayatımızı bu yönde nasıl değerlendirdik? Sahip olduğumuz nimetleri bu konuda nasıl değerlendirdik, kıymetlendirdik? Ne şekilde harcadık? Evlatlarımızı ne şekilde hazırladık? Malımızı ne şekilde güzel bir şekilde kazanıp güzel bir şekilde harcadık mı? Allah'ın yapmayın dediklerine ne derece uyduk? Şimdi bir müflis, bizim vaazlarda devamlı hatırlattığımız ne var? Serlehva yaptığımız veya hatime yaptığımız bir müflis hadisi şerifi var. Evet. Mel müflis diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kimdir müflis? Kimdir müflis? Evet. Tabi o zaman çoğu ticaret erbabı Lilhaf-ı Kureyş suresinde söylüyor. Mallı ticaretini kaybeden, bozulan. Belki diyor. Tekrar sorun da Allah ve Resulü daha iyi bilir. Sahabe çok edeple hemen balıkla mı attı mı biz gibi her şeyi ben bilirim demiyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki müflis öyle bir kimsedir ki ibadetlerini yapmış, namazını kılmış, işte haccını yapmış, zekatını vermiş, orucunu tutmuş ama bunun yanında, bunlarla birlikte kimini dövmüş, kimini sövmüş, kiminin kanını akıtmış, kiminin malını çalmış, çırpmış. Fakat bunlarla da diyor hesaplaşmamış, helallaşmamış, hak sahiplerinin haklarını vermemiş. Bu hal üzere diyor mahşere gelmiş. Hak sahipleri bekliyorlar, haklarımızı bize alıver ya Rabbi. O vatandaştan, diyor, o kişiden Allah Teala o hak sahiplerinin haklarını verir. İşte kıldığı namaz gider, tuttuğu aç, susuz tuttuğu oruç gider, yaptığı hac, zekat neyse hepsi gider. Ama verecek bir şeye kalmamış ama daha hala ödemesi gereken haklar var. Bu sefer diyor onların günahları, kötülükleri alınır, seyyiat alınır. Bunun üzerine yüklenir. Sümme tarihat ila cehennem. Tarihat tabiri caizse el arabası gibi burnunun üstünde bir ayaklarına oturup burnunun üstünde cehenneme sevk edilmesidir. Tarihat. Allah korusun. Neuzu billah. Allah muhafaza. Şimdi akıl vermiş Allah. İlim irfan vermiş. Ta söze başlarken bahsettiğiniz gibi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize rehber vermiş. Kur'an-ı Kerim bize vermiş.
Yolumuzu biz güzelce aydınlatalım, yaşayalım. İmanla, İslam'la, Kur'an'la yaşayalım. İmanla, İslam'la, Kur'an'la da hüsnü hatimi verip Rabbimizi razı, memnun, hoşnut etmeye çalışalım değerli hocam. Ahiret bize bunu sağlasın inşallah. İnşallah. Hocam Allah razı olsun. Çok güzel oldu. İnşallah ders çıkartırız. İnşallah. Gündemimizde Hazreti Ömer'in parayla adam tutup gelip bak bana her gün hatırlat ölüm evet. var ya Ömer de dediği gibi aslında bugünkü yaşadığımız büyük buhranların, psikolojik sorunların hepsinin temelinde bir gün bu hayattan göçüp gideceğiz ve bu hayatın her saniyesinden hesaba çekileceğiz bilincini unutmak var. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Amin. İnşallah zatına layık kul, değil mi? Habibine evet. layık ümmet olabilmeyi Amin. Bizlere Amin. Nasip eylesin. Amin. Güzel bir program oldu ama hocam sonuna geldik. İnşallah yine bir araya gelelim. İnşallah kısmet. Yine güzel konular konuşalım. Mehmet hocam ayağınıza sağlık. Sağ olun. Gönlünüze sağlık. Çok teşekkür Allah ediyoruz. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür hocam ederiz. Size de hasaten teşekkür sağ ederiz. Ellerinize öperiz. Ben de teşekkür ederim. Bizi çok mutlu ettiniz. Bizi misafir ettiniz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Allah razı olsun. Kıymetli izleyenler, Allah nasip ederse bugün işte güzel bir konu konuştuk. Ahiret bilincini konuştuk ve haftaya yine inşallah huzurlarınızda olacağız. Sizlere Allah'a emanet ediyoruz. Afyonkarahisar İl Müftülüğümüz ve Kanal 3 işbirliğiyle hazırlıyoruz Hakikatin İçinden programını. Ömür vefa ederse, Cenab-ı Hak izin verirse haftaya buradayız inşallah. Görüşmek üzere.